Paylaşmaya değer fikirlerin dile getirildiği program TEDx, Kayseri'de 19 Şubat'ta ikinci kez düzenlenecek. Özel Erciyes Koleji Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erol Dede, düzenlenecek olan programın gençlerin gelecekteki kariyerleri için önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde Erciyes Koleji tarafından 19 Şubat Cumartesi TEDx düzenlenecek. Son olarak 20 Şubat 2020'de düzenlenen programdan sonra pandemi nedeniyle 2021'de düzenlenmemişti. Özel Erciyes Koleji Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erol Dede, 19 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan programa gençlerin katılması gerektiğini ifade etti. Programdan elde edilecek gelirse LÖSEV'e bağışlanacak. Kayseri'de ikinci kez düzenlenecek program hakkında bilgiler veren Erol Dede şunları söyledi. TEDx, farklı fikirlerde, ileri derecede bilgi sahibi olan kişilerin bu bilgileri aktarması için oluşturmuş olduğumuz bir platformdur. TEDx, Erciyes Koleji, ilk birincisi olarak, birinci yaptığımız TEDx Erciyes Koleji'nin 20 Şubat 2020'de birincisini gerçekleştirdik. İkincisini gerçekleştirmek için 20 Mayıs 2021 tarih olarak belirlemiştik fakat pandemiden dolayı gerçekleştiremedik. Fakat bu yıl pandeminin etkisinin azalmasından dolayı ikincisini 19 Şubat 2021'de gerçekleştireceğiz. 19 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz olan konferansımızda 7 katılımcımız var. 2 yazar, 2 sporcu. Sporcularımızdan birisi milli takımımızın eski kaptanlarından Temel Oyguç aynı zamanda. Sonra yapımcı prodüktör arkadaşlarımız var ve bunlardan birisi de mesela TRT'de yapımcı olan Vapurta Çay Simit'i sunan Ömer Öztürk olacak. Diğer katılımcılarımızla beraber güzel renkli bir çalıştay olacağını düşünüyorum. Burada tabii 800 civarında katılımcı alacağız. Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğiz bu konferansımızı. Gelirimizin hepsini biz LÖSEV'e bağışlayacağız. Katılımcı, 7 katılımcımızın hiçbirimizden ücret talep etmediler. Gönüllülük esasına göre bu fikirlerini paylaşmak istiyorlar. Biz de kendilerine bu anlamda teşekkürlerimizi her zaman iletiyoruz. Ve dediğimiz gibi tüm katılımcılarımızı gelirleri LÖSEV'e bağışlanarak güzel bir çalışmaya da imza atmış olacağız. Buradaki asıl amacımız bizim Kayseri'de bir değeri ortaya çıkarmak. Nasıl bir değeri ortaya çıkarmak? Özellikle gençlerimizin bu gibi etkinliklerin içinde yer alarak hayata farklı bir gözden bakabilmesi, kendilerinin geleceğine değer katabilmesi anlamında bu etkinlikleri biz ikinci olarak hayata geçirdik. Kayseri'de ilk defa yaptığımızı düşünüyorum TEDx faaliyetini. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha renkli, çok daha güzel bir şekilde bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biliyorsunuz gençlerimiz şu anda sosyal medyanın içinde kendilerine bir hayat tarzı belirlemiş vaziyetteler. Biz istiyoruz ki çocuklarımızın sosyal medyayı muhakkak kullanacaklar. Kullanmalarında bir sıkıntı yok ama belirli bir dozda kullanmaları gerekiyor. Biz çocuklarımızın ileriki hayatlarında kendilerine değer katabilecek, kendilerini her platformda öne çıkarabilecek bir çalışma yaparak bu değerli fikirleri hissetmeleri, duymaları ve bunlardan ders almaları gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden muhakkak bu konferansın içinde yer almalılar. Kendi hayatlarındaki kariyerlerine değer katabilmek için. Yaş sınırlaması yok. Katılımcılarımızın büyük bir kısmı akademisyen. Biz bunları geçen seneki yapmış olduğumuz konferansta gördük. Ama biz özellikle istiyoruz ki genç öğrencilerimizin buna katılması bizim için son derece önemli. Çünkü bu öğrencilerimizin hayattan çıkaracağı çok büyük dersler var. Ve katılımcılarımızın da gerçekten güzel fikirlerle bu öğrencilerimize değer katacağını biliyoruz. Yaş sınırlaması genellikle ama çok alt seviyedeki öğrencilerimizin de bundan belki çok faydalanma kısmında problem yaşayabilirler. En azından diyoruz ki orta, son ve lise seviyesi ve üniversite seviyesindeki öğrencilerimizin katılması kesinlikle daha doğru olur. Biz bu anlamda Kayseri'ye değer kattığımızı düşünüyoruz. Yani sadece okulumuz için düşünmüyoruz bu çalışmayı biz. Biz Kayseri'deki tüm gençlerin bu çalışmaya katılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve önümüzdeki yılda yine Kayseri'ye bu anlamda değer katabilmek için ilimizi bir üst basamak
üst basamak demeyelim de artık ilimizi daha iyi bir seviyeye çekebilmek için biz bu çalışmaları devam ettireceğiz. Büyük ihtimalle yer kalmayacaktır ama ben diyorum ki Kayseri'ye bu ve bu gibi etkinliklere hazır olun. Çünkü biz dediğimiz gibi okulumuzun veya ilimizin gelişimi için bu etkinlikleri her zaman devam ettireceğiz. Sizler de bu etkinlikleri bekliyoruz.